silahlarda, yani tüm silahlarda, İHA'larda benim ürünler kullandığım Baykar şey, Akıncı'da sadece bir silüet vardı ama bunun da bir logo çalışması var. Onda da bir logo çalışması özel. Aslında silüetini gösteriyordu ama burada pek çok şeye benzettiler. Farklı yorumlar var. Buna bir açıklık getirme anlamında bir de Ege'de malum son dönemde Yunanistan'ın eski füzelerle beraber F-16'ların kilitlenme hadisesi kriz oluşturdu. Yüksek görünmezlikten bahsediyoruz. Kilit atılması mümkün olacak mı yeni Kızıl Elma? Kızıl Elma az görünür nitelikte tasarlanıyor. Mühimmat istasyonları gövde içine gömülü bir şekilde veya harici taşıyabiliyor. Elbette az görünür olmak demek tümüyle radarda görünmezlik demek değil. Radarda tümüyle görünmezlik diye bir şey yok. Radar olmasa elektro-optik sistemlerle yani kameralarla da hava araçları görülebiliyor. Ama bu elbette az görünürlük büyük bir avantaj sağlıyor. Burada asıl olan muharebe biraz şuna benziyor. Siz yeni bir teknoloji geliştirdikçe karşı tarafın ona mukabil başka teknolojiler geliştirmesi gerekiyor. Burada oyunu bozan husus şu oldu. Bizler muharebe sahasında çok yeni teknolojilerle hem Karabağ'da hem diğer siyasi sistemlerin harekat yaptığı bölgelerde çok yeni teknolojilerle paradigma değiştirecek teknolojilerle girdik. Bu diğer teknolojilerin daha zayıf veya daha basit olduğu anlamına gelmiyor. Ama yenilik yaptığınızdan bir anlamda üstünlük sağlamış oldunuz. Burada bizim vurgulamaya çalıştığımız, gençlerimize de anlattığımız hep bu zaten. Bugünün yarışlarına mevcut teknolojilerin peşinden gitmeyi bırakın. Yetişmeniz ya çok zor ya da belki iyi ihtimalle vasatın az ilerisinde bir noktayı yakalamanız mümkün. Oysa olmayan bir şeye, yeniliğe odaklandığınızda oyunun kurallarını kendi lehinize dönüştürebiliyorsunuz. Yıkıcı inovasyon denilen de biraz böyle bir şey. Ben tüm genç kardeşlerime bugünün değil yarının teknolojilerini hazırlanıp bugünden yarının liderleri olmayı hedeflemelerini tavsiye ediyorum. Logo ile alakalı derin yorumlara gitmeye gerek yok. Burada bir soyutlama var. Asıl Kızıl Elma'nın ismi bizim için daha önemli. Kızıl Elma bizim yaklaşık 20 senedir İnsansız hava araçlarının üzerinde ilk çalışmaya başladığımız günden beri hedefimiz olan bir platform. Biliyorsunuz Kızıl Elma Türk tarihinde, Türk İslam tarihinde ve mitolojisinde çok önemli bir kavram. Bu sanıldığı gibi dünya hegemonyası veya dünyayı fethetme, dünyayı kontrol etme anlamını içermiyor. Bir anlamda bizler için ülkemizin milli teknoloji hamlesindeki böyle ulaştıkça uzaklaşan soyut ve somut hedefleri o anlama geliyor. 20 senedir de bizim Kızıl Elma'mız bu sınıfta bir insansız hava aracını geliştirmekte. Dünyada da çok az sayıda ülke bu alanda çalışıyor. Tabii onu yapabilmek için önce 5,5 kiloluk, 6 kiloluk mini yayı yaptık. 2003'te çalışmaya başlamıştık. Sonra Malazgirt İHA'yı yaptık, helikopter, robot helikopter. O da 12 kiloydu. Sonrasında 30 kiloluk Bayraktar TB2'nin çok eski bir ölçekli prototip yapıldı. 2009'da Bayraktar TB1 yapıldı. 2012'de birkaç senelik bürokratik engellemeler, pürüzlerden dolayı birkaç senelik gecikme var orada. 2012'de Bayraktar TB2'ye başladık. O 2014'te ilk defa silahlı kuvvetlerin envanterine girdi. Sonrasında silahlandı. Büyük operasyonlara katıldı. Operasyonların bel kemiği oldu. Sonrasında bütün dünyaya nam saldı. Karabağ'da, Ukrayna'da. 2019'da Akıncı, burada gördüğünüz Akıncı'nın sizlere uçacak prototipini getirmiştik. O zaman birileri maket bir uçak demişlerdi. Hayır, uçacak uçaktı o. Yani sonradan avyonikleriyle donatıldı ve uçak uçtu. Yine Kızıl Elma o şekilde geliyor buraya. İnşallah önümüzdeki yıl Kızıl Elma uçacak. Ama 6 kilodan başlayıp işte 6 ton civarında bir platform Kızıl Elma, Akıncı'da öyle. 6 tona giden yolculuk ancak böyle gidilebilirdi. İlk günden bunu yapmamız mümkün değildi. Ama o çekirdek sağlam olduğundan, o çekirdekte içine konulan sadece bilgisayarlar, elektronikler, yazılımlar değil. Onun içine konulan mana,
Onun için sarf edilen gayret, biz ekibimizle birlikte, kadın ve erkek mühendislerden, teknisyenlerden oluşan ekibimizle birlikte belki yıllarımız Güneydoğu'da muharebe sahasında geçti bu uçakları geliştirmek için. O uçağın içine yüklenilen şey, işte Özdemir Bayraktar'ın da rahmetli babamın sözünden bahsettim. Birilerinin dışarıya bağımlı olma zorunluluğu milletimize olan sorumluluğumuzun önüne geçemez diyor ya. Onun içine konulan anlam aslında o maddi işte teknolojik sistemlerden en ufak uçağın o çekirdek konulan şeyler, asıl hususlar bunlar. O çekirdek büyüdü, bugün karşınızda kızıl elma olarak duruyor. Yan tarafta Akıncı olarak duruyor. Akıncı şu anda muharebede aktif görevde. İşte Azerbaycan'da da uçacak. Pilotları eğitildi. Her yerde görev yapacak. Yakında Kızıl Elma'yı da inşallah göreceğiz. Gençlerimiz de çok daha öteye taşıyacaklar. Bizim hedefimiz, gayretimiz, hayatımızın gailesi sadece bu. Şimdiden bizlerle paylaşabileceğiniz yeni çalışmalar var mı? Biraz bu akşam bahsedeceğim. Uzay alanında çalışmalarımız var. Ama biraz daha Teknofest özelinde ve bunun yanında Can Sağlığı vakfımızı kurduk. Orada psikiyatri ve onkoloji kanser araştırmaları üzerine çalışıyoruz. Onlar da tabii zaman alacaktır. Yani bugünden başlayıp belki 5 yıl 10 yıl sonra istediğimiz noktaya gelecektir. Bütün bu işler sabır gerektiriyor. Bu alanlarda uzay çalışmaları da öyle. Belki 5-10 yıl sürecek. Orada da inşallah havacılıktaki serüvenimizin yeniden doğuşu gibi inşallah uzayda da serüvenimize katkıda bulunmaya çalışacağız.